Merhaba çocuklar. Pembe artı'yı almak için beklediğiniz video işte geldi. Bu videomuzda ikinci tür kesir problemlerini öğrenmiştik. Peki ilk videoda öğrendiğimiz birinci tür kesir problemleriyle bu problemler arasında ne fark var? Şöyle bir fark var çocuklar. İlk videoda biz ne yapmıştık? Bize bütünü veriyordu. Biz de Parçayı buluyorduk değil mi? Bize bütünü veriyordu. Parçayı soruyordu. Biz de parçayı buluyorduk. Ama bu videodakinde tam tersi. Yani bize parçayı vermiş. Bütünü soruyor. Anlaştık mı? Peki görelim sorularımız nasılmış? Sepetteki yumurtaların dörtte biri kırıldı. Bakın dörtte biri kırılmış. Beş tane yumurta kırıldığına göre bütün yumurtalar kaç tanedir? Bakın bu zaten kesir. Bize bir tane sayı vermiş. Sayı da beş. Peki bu beş nedir? bütün değildir. İlk videomuzda verilen sayı bütündü. Ama burada 5 tane yumurta kırıldığına göre bütün yumurtaları değil, kırılan yumurtaları vermiş. Bize neyi soruyor? Bütün yumurtaları soruyor. Anlaştık mı? Bütünü soruyor. Parçayı vermiş, bütünü soruyor. Yani ilk videodakinin tam tersi. İlk videodakinde bütünü vermişti. Parçayı soruyordu. Bütün yumurtalar vardı, kırılan yumurtaları soruyordu. Bunda tam tersi. Bütün yumurtaları vermiş, kırılan yumurtaları soruyor. Peki, her zaman yaptığımız gibi çözüm'e nereden başlıyoruz? Tabii ki şekil çizerek başlıyoruz. Sepetteki yumurtaların dörtte biri kırılmış. Hemen kırılan yumurtaları bir görelim. Şu şekil bizim bütün yumurtalarımızı temsil ediyor. Dört parçadan biri kırılmış, bir. 2 3 ve 4. Bu 4 parçadan çocuklar bir tanesi kırılmış. Bunu kırılmış. Kırıldı. Peki 4 parçadan biri kırılmış. Bize ne diyor? 5 tane yumurta kırıldığına göre 5 tane yumurta kırılmış çocuklar. 5 tane kırılmış. Kırılanlar 5 taneymiş. 5 tane kırılmış diyor. E kırılanlar 5 tane ise benim bu şeklimde kırılan 5 tane kırıldığına göre bu şekilde şu boyalı yer 5'i gösteriyor demektir. Burası 5 ise kesirlerde şekillerin her bir parçası eşit olduğu için diğerleri de 5'tir. Bütün şekil benim bütün yumurtalarımı göstermiyor muydu çocuklar? Değil mi? Bütün şekil benim bütün yumurtalarımdı. O zaman bütün yumurtaları bulabiliriz. Evet, bütün yumurtaları nasıl bulacağız? Şöyle zaten bunu soruyor bize. Bütün yumurtalar. Bütün yumurtaları nasıl bulacağız? Bütün şekli toplayacağız. 5, 10, 15, 20 tane yumurta varmış. Bütün şekil 20. Yani 4 tane 5 var çocuklar. 1 2 3 4 tane 5 var. 4 tane 5 ne yapar? 20 tane yapar. Yani 20 tane yumurtaymış. Bu kadar basit çocuklar. Bakın bize parçayı vermiş. Bu parça, parça bir tane parçayı vermiş. Bütünü soruyor, bütünü buluyoruz işte. Bu kadar. Peki geldik çocuklar ikinci soruyu yapmaya. İkinci sorumuza bir bakalım. Şimdi burada da diyor ki paramın üçte ikisini harcadım. Hemen harcadığım parayı göstereyim mi şekilde? Şöyle bu benim bütün param çocuklar. Bu benim bütün param. Üç parçasından ikisini harcamışım. Bir, iki, üç. 3 parçasından 3 parçasından şu 2 parçasını harcadım. 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 Evet, bütün param 3'te ikisini harcadım. 16 lira harcadığıma göre, 16 lira harcadığıma göre harcadığım para neymiş? 16 liraymış. Yani harcadığım para 16 lira. Evet, bulduk galiba. Bize bütün şekli bulmamız gerekiyor. Bütün şekli bulabilmem için bir parçasını bulmam gerekiyor çocuklar. Peki o bir tane parçayı nasıl bulurum? Burada 16 lirayı biliyorum. Şu iki parça, iki parça 16 liraymış. O zaman bir parçayı bulmak için 16'yı ikiye bölerim. Hemen bölelim çocuklar. Şöyle 16 2'ye bölelim. 16 da 2, 8, 8 kere 2, 16 çıkardım. 0, 0, 8. Yani şu 16'yı 2'ye paylaştırdığımda 8 8 oldu. Peki kesirlerin eşitliğinden diğeri de 8 olur, değil mi? Kesirlerde şekiller eşitti. O diğeri de 8 olur. İşte bütün e, paramı buldum çocuklar. Bütün para ne kadar? Bana bütün parayı soruyordu bakın. Bütün parayı soruyor. Bütün para bütün şekildeki sayılar. O zaman benim bütün param 1 2 3 tane 8'dir. 3 tane 8. 3 tane 8 de 24 liradır çocuklar. Bütün param 24 lira. Ne yapmış bize? Parçayı vermiş. Biz parçadan yola çıkarak bütünü buluyoruz. Anlaştık mı? Hemen 3. sorumuza geçelim çocuklar. Evet. Şöyle 3. sorumuza geldik. burada sefer ne diyor bakalım? Diyor ki: tabaktaki fındıkların 5/3'ünü yedim." 18 tane fındık yediğime göre bütün fındıklar kaç tanedir? Bakın yine bütünü soruyor bize. Hemen ne yapıyoruz çocuklar? İlk işimiz tabii ki şekil çizmek. Tabaktaki fındıkların 5'te 3'ünü yemişim. Hemen 5'te 3'ü şekille göstereyim. Bu tamamı benim bütün fındıklarım. 5 parçasından 3'ünü yemişim. Yani 1, 2, 3, 4, 5. Şu 5 parçadan 1, 2, 3. Şunları yemişim, yedim. Evet, bana bütün tamamını soruyor. Peki, bize sayı olarak ne vermiş? Bir parçayı bulmak için beni bir sayıya ihtiyacım var. Sayı olarak 18 vermiş. 18 nedir? 18 tane fındık yediğime göre, yediğim fındıklar 18 tane. O zaman yediklerim 18 tane ise, ben şeklin bir parçasını nasıl bulurum çocuklar? Tabii ki bu 18'i bir 2 3'e paylaştırırım. Çünkü 3 parça hemen 18'i 3'e paylaştırıyorum. 18'de 3 6 kere. 6 kere 3 18 çıkardım. 0 0. Yani her bir parça 6 6 6. Tabii eşitlikten dolayı bunlar da 6 olur çocuklar. İşte bütün fındıklar ortaya çıktı. Bütün şekil bütün fındıklardı. O zaman ben bütün fındıkları buldum. Sadece sayması kaldı. Evet, bütün fındıklar kaç olur? 1 2 3 4 5. 5 tane 6 olur. 5 tane 6 da 30 tane fındıktır çocuklar. 30 tane fındık. Anlaştık mı? Gördüğümüz gibi ne yapmış? Bize parçayı vermiş, bütünü soruyor. Peki, son sorumuza geldik çocuklar. Bakalım son sorumuza. Burada ne soruyor? Diyor ki Fırındaki ekmeklerin 6'da 4'ü satıldı. 28 tane ekmek satıldığına göre bütün ekmekler kaç tanedir? Bakın yine bütünü soruyor. O zaman hiç zaman kaybetmeden hemen şeklimizi çiziyoruz. 6'da 4'ü satılmış. Şu benim fırındaki bütün ekmekler olsun. Fırındaki bütün ekmekler. 6'da 4'ü satılmış. O zaman 6 parçaya bir bölelim. 1 2 3 4 5 6. Bu 6 parçadan 4 parçası satılmış. 1 2 3 4. Şu 4 parçası ne yapılmış? Satılmış. Satıldı. Peki, sonra geldik ne diyor? 28 tane. Çünkü bir parçayı bulmak için benim de bir sayıya ihtiyacım var, değil mi? Şu bir parçayı bulmam lazım. Bunun için bir sayıya ihtiyacım var. Sayı da 28. Peki 28 nedir? 28 tane ekmek satıldığına göre, aa satılan ekmekler. Satılanlar burasıydı. Burası 28miş o zaman. O zaman 28 tane ekmek satıldığına göre ve satılan ekmekler 1 2 3 4 parça olduğuna göre benim bu 28'i bu 4 parçaya paylaştırmam gerekiyor çocuklar. Hemen alıyorum 28'i 1 2 3 4'e paylaştırıyorum. 28'de 4 7 kere var. 7 kere 4 28 çıkardım. 0 0. Yani benim bir parçam 7'ymiş. Buradaki birer parça 7 ise eşitlikten dolayı kalanlar da 7 olur çocuklar. Ve bütün şeklim ortaya çıktı. Yani bütün ekmekleri buldum sayılır artık. O zaman bütün ekmekleri bulalım. Bütün ekmekler kaç tane? Bütün ekmekler. Sayalım. Bir tane yedi, iki tane yedi, üç tane yedi, dört tane yedi, beş tane yedi, altı tane yedi. Yani altı tane yedi eder. Peki altı kere yedi, kırk iki tane ekmek olur. İşte bu kadar çocuklar. Gördüğünüz gibi çok kolay çocuklar. Bize parçayı vermiş. E, parçadan bütünü bulacağız. Oldu mu çocuklar? Peki ekteki soruları da defterimize yazıp çözelim ve pembe artıyı kazanalım. Görüşürüz.